Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bu Red Dead Redemption 2'nin Türkçe yamasının kurulumundan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ya piyasada çok Türkçe yama var ve bu Türkçe yamaların birçoğu problemli. Bu kutucuk problemleri oluşuyor bu Türkçe yamalarda. Ya da işte bu out of memory dediğimiz işte oyundan atma, RAM problemleri. Bunları da ben Türkçe yama kurduktan sonra genellikle yaşadım. Ama şu anda elimde bir tane Türkçe yama var. Bu Türkçe yamayı ben uzun zamandır kullanıyorum. Bunun linkini zaten YouTube üzerinden bu videonun altına bırakacağım. Bu yamayı kurduktan sonra herhangi problem olacağını düşünmüyorum. Ben Steam üzerinden oyunu oynadığım için bunu sizlerle paylaşacağım ve Steam üzerinden oyunu satın almış olan arkadaşlardan herhangi bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ama diğer platformlardan denemediğim için bir şey söyleyemiyorum açıkçası ama aynı şey olacağından eminim. Videoyu çok uzatmayacağım. Hemen kuruluma geçelim. Kurulum zaten çok basit. İşte Steam'i açtıktan sonra işte yönet deyip yerel dosyalara göz at diyoruz. Burada arkadaşlar ben masa üstünü çıkartmıştım. Zaten şu anda kurulu gördüğünüz gibi. İşte klasörden ben bunu zip'e ekleyeceğim bu arada. Klasörden dosyaları işte bu dosyaların hepsini oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz. Ben de oyun Türkçe yama kurulu olduğu için dosyaları değiştir diyoruz. Burada hiçbir şey söylemeyecek. Direkt kopyalayacaktır. Kopyaladıktan sonra yapacağımız bir şey kalmıyor. Direkt oyunu başlatacağız. Ve Türkçe yamamız kurulu ve hazır bir şekilde bizi karşılayacaktır. Arkadaşlar bu Türkçe yamada herhangi bir kutucuk problemiyle ben karşılaşmadım. Herhangi bir hatayla da karşılaşmadım. Makine çeviri vesaire değil. Normal, mantıklı çeviri olmuş. Oyun bir açılsın hemen bakalım. Nedir ne değildir diye. Hemen oyun biraz geç açılıyor bildiğiniz gibi. Bu Rockstar Games'in launcher'ı da artık son zamanlarda bütün oyun yapımcıları bunu şart koşuyorlar. Önceden ne güzel Steam'den oyunu açtığımız zaman direkt açılırdı. Şimdi bir ayrı bir hesap oluşturup bu şekilde açmayı tercih ediyorlar. Evet, oyunumuz yavaştan açılıyor. Evet, zaten hani şurada gördüğünüz gibi Türkçe bir metin karşılıyor bizi. Burası normalde bildiğiniz gibi İngilizce. İşte önceden arkadaşlar şöyle bir durum vardı. İşte eğer ki bir problemle karşılaşıyor isek eski Türkçe yamalarda şurada gelişmiş grafikler açıp şurada Vulkan'ı DirectX 12 yapıyorduk. Ve sorun düzeliyordu ama bu da oyundaki performansı etkiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hikaye ediyoruz ve oyunumuzu başlatıyoruz. Burada da birkaç metin görelim ve daha sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet, oyunumuz açıldı. Hemen gidelim şuradan bir metin olabilir. Bunlar da beni geçen vurdu la. Buraya girmeyin deyip duruyor. Şunu bir yatıştırayım bakayım ne diyecek. Sakin oluyor. Tamam gidelim lan. Bunlar beni geçen vurduydu. Ben gidiyorum hacı. Aha. Bak beni nişan almış. Almış mı? Lan vuruyor la. Oğlum bıktım ben bunlardan ya. Arkadaşlar videoyu daha fazla bok etmeden şunu bir
Tekrardan göstereyim. Burada her şey tamamen Türkçe gördüğünüz gibi. Ve herhangi bir şekilde şey yok. Problem yok. Ben uzun zamandır kullanıyordum bu yamayı. Ve herhangi problemle karşılaşmadım. Umarım sizin de işinize yarar. Ve problemle karşılaşmazsınız diye umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenir paylaşırsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın diliyorum.